Bismillahirrahmanirrahim. Arap Yarımadası'nda yaşayan dini gruplardan birisi de Hristiyanlardı. Değerli dinleyiciler, biz bugünkü dersimizde sevgili Peygamberimizin Hristiyanlarla olan ilişkilerini ve Mute Savaşı'nı anlatmaya çalışacağız. Özellikle Bizans İmparatorluğu'nun etkisiyle birçok Arap kabilesi Hristiyanlığı kabul etmişti. Arabistan'ın güneyindeki Yemen'de de yer alan Necran, Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı bir merkezdi. Kuzey Arabistan'da da yine Kuda, Lahım, Gassan, Talip gibi Arap kabileleri Hristiyan idiler. Öte yandan yine İslam topraklarına komşu olan bazı devletler de Hristiyandı. Bizans ve Habeşistan bunların başında geliyor. Peygamber Efendimiz gerek Arabistan Yarımadası'ndaki Hristiyan kabileleriyle gerekse yarımadayı çevreleyen diğer Hristiyan devletleriyle çeşitli ilişkiler içerisine girmiştir. Peygamber Efendimiz bunlara davet mektupları göndermiş. Ayrıca çeşitli sebeplerle de onlarla savaşmıştır. İşte biz bugünkü dersimizde Mute Savaşı'nı da bu manada kısaca anlatmaya çalışacağız. Mute, Lut Gölü'nün güneyinde Kudüs'e 50 kilometre uzaklıkta bir mesafedir ve Mute Savaşı, değerli dinleyiciler, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan ilk savaştır ve savaşın sebebi de Allah'ın Resulü'nün elçisinin öldürülmesidir. Peygamberimiz İslam'a davet için hükümdarlara elçiler aracılığıyla mektuplar gönderiyordu. İşte bu sırada Suriye'de Busra'ya emiri Şurahbil'e de Haris bin Umeyr aracılığı ile bir mektup gönderdi. Gassani Araplarından olan Şurahbil Hristiyandı ve Bizans'ın himayesinde bulunuyordu. Haris Şurahbil'e Mute kasabasında karşılaştı. Elçi olduğunu söyleyerek Peygamberimizin mektubunu kendisine verdi. Fakat Şurahbil devletler arası hukuk kurallarını çiğnedi ve Peygamberimizin elçisini öldürdü. Değerli dinleyiciler, bu şimdiye kadar olan bir durum değildi. Sevgili Peygamberimizin ilk defa bir elçisi öldürülüyordu. Aslında bir elçinin öldürülmesi tarih boyunca bütün toplumlarda insanlığa ve hukuk kurallarına aykırı bir davranış sayıldığı gibi gönderene de en büyük hakaret ve meydan okuma demekti. Bu sebeple de Peygamberimiz 3000 kişilik bir kuvvet hazırlayarak Zeytoğlu Harise'yi de bu ordunun başına getirdi ve onlara elçi Ümeyr oğlu Haris'in şehit edildiği Mute'ye kadar gidilmesini, Şurahbil ve maiyetinin İslam'a davet edilmesini, kabul etmezlerse savaşmasını emretti. Eğer kabul ederlerse de savaşmadan geri dönmelerini istedi. Kadınlara, çocuklulara, yaşlılara dokunulmamasını, onların öldürülmemesini istedi. Yine Peygamberimiz evlerin yakılıp yıkılıp harap edilmemesini, ağaçların kesilmemesini, tabiata zarar verilmemesini istedi. Ve orduyu uğurladı ve bu uğurlama esnasında da eğer Zeyd şehit olursa komutanlığı Cafer alsın, Cafer şehit düşerse Ravaha oğlu Abdullah alsın buyurdu. Evet değerli dinleyiciler, Müslüman ordusunun hareketini Şurahbil duydu. Derhal diğer Hristiyan kabilelerinden çok büyük bir kuvvet hazırladı. Kimi rivayetlere göre 100 bin, kimi rivayetlere göre 200 bin kişilik bir Hristiyan birliği topladı. Adeta bir haçlı bir araya geldi. Müslümanlar ancak Suriye topraklarına girdikten sonra düşmanın gücü ve hazırlıkları hakkında bilgi edinebildiler. Hadi arada yani orantısız bir güç var. İki taraf arasında gerek sayı, gerek silah ve teçhizat bakımından korkunç bir fark vardı. Tarihte ilk defa iki taraf arasında böylesine ölçüsüz bir fark görülmüştü.
Fakat İslam ordusu, Müslüman ordusu ne yapsındı? Savaşmadan da geri dönülemezdi. Komutan Zeyd mücahitlerin ileri gelenleriyle toplanıp bir istişare yaptı. Acaba durumu sevgili peygamberimize bildirip alınan cevaba göre mi hareket etselerdi? Fakat Abdullah oğlu Revaha bütün tereddütleri giderecek şekilde dedi ki: "Arkadaşlar, çekindiğimiz şey ele geçirmek için yola çıktığımız şeydir. Yani şehit olmaktır. Dinimizi yüceltmek için savaşalım. Ya şehit olacağız ya gazi. Bunun ikisi de güzel değil mi?" diyerek mücahitlerin maneviyatlarını yükseltti ve daha sonra da Abdullah oğlu Revaha'nın sözüne uyarak savaşmaya karar verdiler. Değerli dinleyiciler, iki ordu Mute'de karşılaştı. Zeyd sancak elinde ileri atıldı, kahramanca çarpıştı, ölmeden yılmadığını gösterdi, fakat düşman mızraklarında şehit oldu. Zeyd şehit olunca sancağı Cafer aldı. O da yine emsalsiz kahramanlıklar gösterdi. Önce sağ eli, sonra sol eli kesildi. Kollarıyla sancağı sarıldı. Pek çok yara aldı. Fakat o da şehit oldu. Daha sonra Abdullah oğlu Revaha da şiirler söyleyerek kahramanca savaştı. Vücudu delik deşik oldu. Sonunda o da şehit oldu. Abdullah oğlu Revaha'nın şehit olmasından sonra asker bir süre komutansız kaldı. Umumi bir panik hali yaşandı. Dağılan askerin kaçışını Halid bin Velid önledi. Mücahitler Halid'in etrafında yeniden toplandılar. Halid komutayı aldı. Sancak elinde akşama kadar çarpıştı. O gün elinde tam 9 kılıç parçalandı. Bu Müslüman olduktan sonra Halid'in katıldığı ilk savaştı. Gece olunca değerli dinleyiciler, Halid askeri yeniden tertipledi. Öndekileri arkaya, arkadakileri öne, sağdakileri sola, soldakileri sağa aldı. Böylece düşman yardım için yeni takviyeler geldiğini zannetti. Sabah olunca da ansızın şiddetli bir hücuma geçerek düşmanı bozguna uğrattı. Bu fırsattan yararlanarak askerini ustalıkla geri çekti. Büyük bir kaybe uğramadan Medine'ye döndü. İslam ordusunu korkunç bir felaketten kurtardı. 200 bin kişiye karşı yapılan bu çetin savaşta Müslümanlar, kimi rivayetlere göre 12, kimi rivayetlere göre 14 şehit verdiler. Bu durum komutanların savaşı çok başarılı idare etmeleri ve canlarını feda etmekten çekinmemelerinin bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Değerli dinleyiciler, burada sevgili Peygamberimizin Medine'den savaşı seyrettiğiyle alakalı olarak bazı rivayetler de var. Onu da paylaşarak bu dersimizi bitirelim. Allah'ın Resulü savaşın bütün safhalarını Medine'ye henüz hiçbir haber ulaşmadan ashabına bildirmişti. Cenab-ı Hak zaman, mekan ve mesafe kavramlarını kaldırarak sevgili peygamberine savaş meydanının olduğu gibi göstermiş. Mescid-i Nebi'de minber üzerine oturmuş bulunan Allah'ın Resulü gözlerinden yaşlar akarak işte sancağı Zeyd aldı. Zeyd vuruldu, şehir düştü. Sonra Cafer aldı, o da şehit oldu. Sonra Ravaha oğlu aldı, o da şehit oldu. En sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç Velid oğlu Halit aldı. Allah ona fethi müyesser kıldı buyurmuştur. Allah'ın Resulü Zeyd, Cafer ve Abdullah'ın şehit haberlerini verdikçe her biri için istiğfar etmiş ve cennete girdiklerini de müjdelemiştir. Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona nusret ihsan buyur diye de Halid bin Velid için dua etmiştir. Daha sonra da burada göstermiş olduğu başarıdan dolayı da kendisine Seyfullah yani Allah'ın kılıcı ismi verilmiştir.
Değerli dinleyiciler, Cafer'in şehadet haberi duyunca ailesi feryada başladılar. Sevgili Peygamberimiz de çok üzgündü. Çok sevdiği değerli arkadaşını, yeğenini kaybetmişti. Cafer'in ailesini teselli etti. Acılıdırlar, yemek yapamazlar diye evlerine 3 gün boyunca yemek gönderdi. Ve onlara Allah Cafer'e Mute'de kesilen iki koluna bedel, iki kanat verdi. Onu cennette meleklerle birlikte uçuyor gördüm diye müjdeledi. Bu sebeple de Cafer bundan sonra Cafer Tayyar olarak anıldı. Yani uçan Cafer olarak anıldı. Sevgili Peygamberimiz Mute Savaşı sonucunda ölüler için feryat figan edilmeden ağlanılmasını, ölülerin yakınlarına yemek gönderilmesinin uygun olacağını söyledi ve kendisi de biraz önce söylediğimiz gibi 3 gün boyunca akrabasının evine yemek gönderdi ve bundan sonra Cafer'in çocuklarını yanına alarak da onların bakımlarını üstlendi, adeta onlara babalık yaptı. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü dersimizde kısaca Mute Savaşı'ndan bahsettik. Önümüzdeki derste de yine Hristiyanlarla olan bir savaştan, Tebük Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.